Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün webinar serimizin üçüncü webinarı. İlk iki gündeki katılım bugün de sağ olun sayenizde yüksek seviyede. Bizi çok mutlu ediyor açıkçası bu durum. Bugün sizlere sunucuları anlatacağız. Yani sunucularda neler var, neler yok, nasıl gelişiyor? Tabii ki biliyorsunuz teknolojinin her tarafında, her noktasında bir gelişme söz konusu. Dolayısıyla sunucular tarafında da ister CPU, ister RAM size'ları, ister diskler genişletilebilme olanakları tabii ki genişliyor. Bugün Hakan Kaplanoğlu ile birlikte size sunucuları anlatacağız. Ben de yanında destekçisi olacağım. Hakan bu konuda çok uzman. Sunucularla arası çok iyi. Hem teknik anlamda hem prestij anlamında. Şimdi başlıyoruz. İnşallah faydalı bir eğitim olur. Çok mutlu oluyoruz böyle. Çok sağ olun katılımınız için. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Şimdi Bilgen Poyraz'la birlikteyiz. Web Fabric'deki sunucu ailesine baştan aşağı bir göz atacağız. Şimdi ben sunucuların CPU'suna, memorisine geçmeden önce hocam kurumlarda diyorsun ki sunucular bir Tabii. kurumun hep kas gücüdür. Bu Evet. kas gücü nedir? Bize bir açıklar mısın? Tabii. Yani şimdi şöyle düşünün. Data. Hep bütün olayımız datanın üzerinde dönüyor. Datanın etrafında dönüyor. Yani hep söylüyorum data hep büyüyen bir şey. Dolayısıyla bu büyüme neticede ne gerektiriyor bize? Hem RAM hem CPU yani güç gerektiriyor. Dolayısıyla güç, kas gücü dediğimiz güç bu güç. Datayı harmanlayacak, işleyecek, sonuçlar çıkartacak. Efendime söyleyeyim istediğiniz raporları, istediğiniz bütün sonuçları size çıkartacak olan yapı aslında sunucu altyapısı biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kas gücünden kastımız sunucu ailesinin hani gerçekten datanın işlendiği alan olması hasebiyle söylenmiş bir Evet. terimdir. Tabii şimdi sunucu dediğimizde insanlar sadece CPU ve RAM diye düşünmesinler. Çünkü evet CPU AMD Intel üretiyor. RAM'i de işte Kingston ya da başka bir marka üretiyor. Ama böyle değil. Yani CPU ve RAM dışında sunucuların içinde inanılmaz teknolojiler var. İzleme, efendime Monitör söyleyeyim, etme. monitör etme, gözlemleme, bir problem durumunu önceden haber alıp bazı şeyleri önceden engelleme, birçok şeyi otomatize etme gibi. Burada zaten üç başlıkta söylemiş. Dinamik ölçekleme, ölçeklenebilirlik gerekiyor. Evet, doğru. Bunda ne demek istiyoruz? Yani ben bir sunucuyu bir CPU ile alıp İkinci CPU'yu hiçbir ilave zahmet çekmeden ilave etmeliyim, edebilmeliyiz. edebilmeliyim. Ya da RAM'ini 8 GB alıp 4,5 TB'a kadar çıkartabilmeliyim, değil mi? Yani dinamik olarak ölçeklemeliyim. Veya disk upgrade'lerinin çok kolay bir şekilde yapılabiliyor olması lazım. Ve bu ek donanımla çok kolay bir şekilde satın alabiliyor olmamız lazım. Evet. Otomatize yine ayrı bir başlık tabii ki. Çünkü Hepsini tek tek inceleyeceğiz. artık sistemler, evet sistemler 7/24 çalışıyor. Korumalı olmalı, değil mi? Üzerinde çünkü Evet. işlediği veriyi korumalı. Peki ne demek istiyoruz dinamik ölçeklenebilirlikten? Evet, dediğimiz gibi yani çok fazla seçenek olmalı. Yani ben disk tipinde hızlı diskler seçebilmeliyim. Değil mi? Memorisini aldım, az memori alıp daha sonra çoğaltabilmeliyim. İlerleyen zamanlarda ilerleyen isteklere göre farklı modeller bulabilmeliyim. Yani Ya burada örnek verecek olursak mesela SATA diskli bir sunucu aldık. Ben bu sunucuya performans istediğinde SSD diskler takabilmeliyim. mesela. Veya yeri geldiğinde NVMe diskleri bu sunucuya çok kolay bir şekilde takabilmeliyim. Yani günün sonunda tüm işliklerinize uygun şekil değiştirebilmeli sunucu. Dediğim gibi 8 GB'lık memoriden 4,5 TB'a kadar terabyte diyoruz bu arada. Hani inanılmaz bir rakam farkındaysanız. Bu dinamik ölçeklenebilirlik tabii ki çok önemli. Çünkü ilk yatırım maliyeti bundan 3 sene sonraki alacağınız sunucularla çok farklı olacağından baştan 3 sene sonraki maliyeti yatırmamak lazım. Otomatize bu da çok önemli bir şey, değil mi? Evet, otomatize önemli bir şey çünkü bizim gerçekten iş yapışımızı çok kolaylaştırıyor. Hı. Sunucular bir arıza olmadan kendi kendine bunu algılayıp bize haber Değil mi? verebiliyor. Ve şöyle bir özellik var. Burada support sayesinde örnek veriyorum benim bir diskim bozulmak üzere sunucu bunu otomatik algılıyor ve gidip otomatik Dell Türkiye case açıyor. Sabah uyandığınızda arızalanmak üzere olan parçanın veya Hı. arızalanmış parçanın bir teknisyenle kapınıza gelip sizin kapınızı çaldığınızı görüyorsunuz. Bence bu muhteşem bir özellik. Tabii ki. Yani otomatize bu donanım tarafındaki otomatize. Bakın farkındaysanız sunucu dediğimizde CPU RAM dediğimizin dışına çıkıyoruz şu anda farkındaysanız. Çünkü artık sistemler 7/24 çalışan sistemler. Hiçbir kurum
ya biz işte gece çalışmasa da olur demiyor. Biz mesela upgrade gerektiğinde, bir firmware upgrade'i, bir ne bileyim sistem upgrade'i gerektiğinde insanlardan kesinti için zaman alıyoruz. Yani bir süre istiyoruz. Diyoruz ki işte ne zaman kesebiliriz? Büyük ihtimalle de yani büyük çoğunlukla da gece saat 2 ile 4 arası, işte sabah saat 5 ile 7 arası gibi zamanlar alabiliyoruz. Bakın buna bile tahammül çok az. Çünkü iş durumunu ona göre ayarlıyor firmalar. Yani burada da bir takım şeylerin tabii ki otomatize olmuş olması lazım. Tabii otomatize tabii ki yani donanımla bitmiyor. Bu iş sürekliliği de bitmiyor. Kuruluma da geçiyor değil mi? Tabii yazılımla donanımın beraber hep birlikte sorunsuz çalışması lazım. Tabii ki. Yani bugün kurmuş olduğumuz sanallaştırma sistemleri, Windows'lar, Linux'lar, Unix'lerin hepsi neredeyse artık dokunmadan kurulum yapabiliyoruz. Sunucuyu sistem odasına koyuyorsunuz. Sonrasında ne oluyor? Çat diye bir bakıyorsunuz. Kurulumun her şeyi uzaktan yapabilir haldesiniz. İşte bu bir teknoloji aslında. Arka planda dönen büyük teknoloji. Şimdi şöyle, slide'a ben bilerek bir şey koydum. %99'a kadar dokunmadan kuruyorum. Bunu biraz açıklamak lazım. O aslında IDX slide'ında evet. Ona geleceğiz değil mi? IDX slide'ında anlatacağız. Ama şöyle, sunucuyu çıkardığınızda, kabine taktığınızda ve network bağlantısını verdikten sonra sunucularınızı, özellikle PowerEdge ürün ailesini tamamen uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Onları detaylıca anlatacağız zaten. Evet. Özkan Bey ses gelmiyor demiş. Acaba sesle ilgili sıkıntı var mı arkadaşlar? Sorun yok. Geldi. Evet. Tamam. Şahane. Peki tamam. O zaman devam edelim. Tabii ki arka planda çalışan çok teknoloji var. Çok engine var. Dolayısıyla bunların hepsini anlatmaya kalktığımızda sunucu deyip geçmemiz gerektiği ortaya çıkıyor. Sadece CPU veya memory ibaret olmadığını burada kesinlikle. Çok kolay görüyoruz. Kesinlikle. Üçüncü başlıkta korumalı tabii ki. Şimdi ne dedik? Bir, esnek olmalı. İlerleyen zamanlarda isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız neticesinde sunucunun içeriğini değiştirebilmeyiz. İki, otomatize olmalı. Üç, en önemli şeylerden bir tanesi korumalı olmalı. Dedik ya 7/24 çalışıyor sistemler. Hiç durmaması gerekiyor. Hiç durmaması lazım. Burada en büyük problem aslında donanımsal problemler olarak karşımızda. Fakat Dell sunucularının bir istatistik ölçüsü var, ölçü sonucu var. Bu sonuç şu, dünya çapında yapılan bir araştırmada arıza oranı en düşük sunucu donanımı Dell'di arkadaşlar. Bunun raporları mevcut. Hatta biz Dell World'e katıldık. Bundan tabii koronavirüs yokken daha önceki sene. Michael Dell'in bir şeyi var kafasında. Siz söyleyin. Bir yapı var. Diyor ki adam, ya diyor biz bu sunucuları üretiyoruz. Evet çok güzel boardlar, RAM'ler, CPU'lar. Tamam kurumlar bunları kullanıyor. Bunların işi bittikten sonra yani işte 4 nesil önceki sunucu tekrardan doğaya dönüştü. Çok büyük sıkıntı var. Birincisi az bozulan sistemler yapalım. İnsanlar uzun süre kullansınlar. İkincisi bu şekilde doğayı korumuş olacağız. Yani donanımsal problemleri azaltarak şimdi güç kaynağı bozuldu. Güç kaynağı gidiyor. Siz zannediyor musunuz ki onarılıyor? Onarılmıyor. O direkt atılıyor. Yenisi evet. Getiriliyor. Çünkü onarımı daha pahalıya mal oluyor. Dolayısıyla doğayı kirletmek adına bu anlamda Dell sunucuların bozulma olasılığı ve oranı çok düşük. Bu koruma sadece donanımsal değil. Güvenlik anlamında da korumalar var değil mi? Evet, sunucu özellikle siber saldırılara karşı entegre IDEX sayesinde bir koruma mevcut. Şöyle ki Dell'in güvenmediği hiçbir yazılım sunucu üstüne kurulamıyor. Evet, bir signature var firmware'lerde. Bu firmware'leri ben dışarıdan müdahale edeyim de işte hackleyeyim, burada bir farklı bir kod yazayım, yapamıyorsunuz. Evet, yani şöyle ki bir USB portundan taktığınız flash diskin içindeki yazılıma gidip sunucunun üstündeki chipset'e kadar uçtan uca kontrol ediyor. Hı. Hani daha yoldayken eğer zararlı bir yazılımsa zaten onu kesiyor, drop ediyor otomatik olarak. Evet. Bunun dışında güvenli yönetim profilleri var. Bu da iDirect slide'ında zaten anlatıyor olacağız bunu arkadaşlar. Peki iDirect nedir? iDirect nasıl çalışır ve ne yapar? Şimdi iDirect öncelikle kurulum, güncelleme ve yönetim işlemlerini yaptığımız donanımsal bir chipset üzerinde aslında anakarttan ayrı bir yazılım. Evet, board üzerinde bulunan hani BIOS gibi düşünün. Bu BIOS gibi bir yazılım. Bu yazılım aynı zamanda bir donanım içeriyor. Yani elektriği verdiğiniz anda siz sunucuyu açmasanız da iDirect arka planda çalışıyor.
Bu çalışma esnasında da tabii ki size sunucuya erişim, açma, kapama, power on yapma yeteneklerini sağlıyor. Onun dışında CD mount edip işletim sistemini kurma yetenekleri sağlıyor. İnanılmaz bir tool. Tabii ki bu arka planda geliştiren bambaşka teknoloji ve tabii ki aynı, bambaşka bir kod. İşletim sistemi açıkçası aslında. Board üzerinde ayrı bir işletim sistemi Evet. bayağı. Ve tamamen donanıma entegre geldiği için herhangi bir ajan vesaire kurmanıza gerek kalmıyor. Siz sunucuyu taktığınızda eğer ortamınızda network'ünüzde IP dağıtan bir DSP mekanizmanız varsa otomatik IP alıyor ve kabloyu taktıktan sonra sunucunuza monitör bile takmadan gidiyorsunuz herhangi bir bilgisayarın web browser'ından IP adresini yazıyorsunuz ve sunucuya sanki klavye, monitör, mouse takmış gibi müdahale ediyorsunuz. Evet, aynen öyle. Sanki başında klavye mouse takmış gibi donanımsal. Evet, bir sunucuya da sistem odasında klavye mouse takmak inanılmaz sıkıntı. Çünkü genel anlamda artık daha doğrusu klavyeler için bir raf alınmıyor. Elinizde Evet. tool kullanmak zorundasınız falan. Masaya oturup masanızdan böyle çok güzel, çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte %99'a kadar dokunmadan kururum demiştik ya, bunu iDirect sayesinde yapıyoruz. Aslında fişi taktıktan sonra yapamayacağınız bir şey yok değil mi Hakan? Aynen öyle, aynen Yani öyle. fişi takıyorum, iş bitiyor. Bunun dışında iDirect'ten bağımsız bir OpenManage diye bir tool var. Yine iDirect'le birlikte çalışıyor. Sürekli ses kesiliyor diye bir not geldi. Ben Ses geldi. kesiliyor mu arkadaşlar? Acaba bizle mi ilgili sıkıntı var yoksa? Bakalım. Ses Ses kesilmiyor. kesilmiyordu. O Evet. zaman yani tabii bu bizim için bir panik havası oluşturuyor. Acaba ses kesiliyor mu diye. Herhalde ses kesilenlerle alakalı bir network saat. Şimdi herkes de evden çalıştığı için doğal olarak bu gibi sıkıntılar genelde oluyor. Tamam. Tamam, süper. Teşekkür ederiz. Şimdi iDirect'ten bahsettik. Donanımdan bahsettik. iDirect'ten bahsettik. iDirect'in bir üst katmanı var arkadaşlar. OpenManage Enterprise ya da OpenManage dediğimiz bir tool var. Bu tool sunucularla birlikte gelmiyor. Değil mi? Öncelikle bunu kurmak gerekiyor. Bunun Evet. bir sanallaştırılmış appliance var. Bu sanallaştırılmış appliance'ı da import ederek çalıştırabiliyorsunuz. Ya da bir işletim sistemi üzerine, bir Windows işletim sistemi üzerine kurabiliyorsunuz. Tabii sanallaştırılmış ortamda kurulması daha basit. Import ettiğinizde bütün her şeyle %100 çalışır bir tool geliyor. Bu tool'la ne yapıyorsunuz? Bütün iDirect'ler tabii iDirect özelinde sunucuları bir tek ekrandan yönetebiliyorsunuz. Yani bir atıyorum işte 20 tane sunucu var. 20 tane sunucuya işletim sistemi kurmanız gerekiyor. OpenManage Enterprise kurduktan sonra iDirect bilgilerini bu Enterprise'in içine, OpenManage Enterprise'in içine import ederseniz bütün sunucuları tek bir ekrandan sanki başındaymış gibi yönetebiliyorsunuz. Sanki tek tek iDirect'lerine bağlanmış da %99 kullanabilir durumda gibisiniz. Neler yapabiliyorsunuz? Dağıtım yapabiliyorsunuz. Operating system dağıtabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu 20 sunucunun tamamına işte VMware ESX 6.7 kur. Ya da bunların hepsine Windows 2019 kur. Ya da Linux kuracağım ben deyip operating system dağıtımı yapabiliyorsunuz. Konfigüre edebiliyorsunuz. Tek bir ekrandan hepsinin iDirect password'lerini şu yap diyebiliyorsunuz. Ya da hepsinin donanımsal olarak neleri içerdiğini inventory edebiliyorsunuz. Yani anlattırabiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Başka neler yapabiliyorsunuz? Bitmedi. Bitti mi? Bitti mi? Bitmedi. 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 Şöyle ki ben OpenManage'i sık sık kurumlarda kuruyorum ve gerçekten bankalar bunu özellikle bankalarında çok fazla sunucu var ve gayet güzel kullanıyorlar. En son şöyle bir şey oldu. Yaklaşık bir 20 küsür tane sunucu kuramı yaptık ortama ve bu sunucuların storage'le bağlantısı için biliyorsunuz ki Hotspot adaptörler kullanılıyor. Dediler ki bize bunların VPN adresleri lazım. Tek tek bunları bize verin ki SA Network ekibi verin ki biz zoning'leri yapalım, storage ilişkisini kuralım. Server storage. Evet, bir iki tane orada storage yok, bir iki tane makine, banka ortamından Evet, bahsediyorum. şöyle bir iki tane makineye bakmak kolay gerçekten. VMware'e girip VPN'leri çekmek kolay. Ama 20'nin üzerinde makine olduğunda bu gerçekten zaman alan bir şey Tabii ve ki. hata olasılığı da var. Tabii hata olasılığı zaten büyük sıkıntı. Biz OpenManage'de bir tane custom rapor hazırladık. Dedik ki sen gidip servis tarzı yeni kurulan sunucuların VPN adresini çek bana bir rapor olarak ver. Yaklaşık 2 dakika sürdü ve biz bunu SN Storage ekibine verdik. Bitti bu kadar. Yani İnan inanılmaz bir kolaylık inanılmaz tabii. kolaylık.
Güncellemeden bahsettik mi? Bahsettik galiba. Bahsettik. Yani 20 tane sunucuyu tek seferde update ettiğinizde, eskiden güncellemeler çok sıkıntıydı arkadaşlar. Bir disketle güncelleme yapıyordunuz ya da işte TFTP server kuruyordunuz falan filan. Şimdi artık böyle değil. Uzaktan makine çalışırken makineyi restart etmeden BIOS güncellemesi yapabiliyorsunuz. Firmware güncellemeleri, bir hostbus adaptörün firmware'i olsun, Ethernet'in firmware'i olsun, bunların hepsini uzaktan yükleyebiliyorsunuz. Bakım, peki bakım yapabiliyor muyuz? Tabii bakım ki. Şöyle ki, bakım zamanında sunucuların garantisinin ne kadar kaldığını bile gidip devin sitesinden servis takviması online check ediyor. Sunucularımızın sözleşmesini bile OpenManage üzerinden takip edebiliyoruz. Bunu ben bilmiyordum. Bak, bu çok güzel bir özellik. Yani sunucunun seri numarasına göre gidip Delin servis olarak, evet. Onlar bana ne diyor mesela, şu 3 sunucunun bakımı bitti. Bakımı bitmek üzere veya bitti. Süper. Direkt uyarıyı size kırmızı olarak gösteriyor. Bunun dışında izleme kısmını anlatmak gerekirse, bütün arıza olacak parçaları, olma olasılığı parçalar dahil olmak üzere bütün donanımı izleyebiliyorsunuz ve tek ekrandan, bakın 20 olsun, 50 olsun, 100 olsun, hiç fark etmeden tek bir ekrandan, bir web browser'dan bunları izleyebilirsiniz. Bu arada 20, 50, 100 olsun diyoruz ama 8000 sunucuya kadar tek bir OpenManage Enterprise yazılımıyla izleyebiliyoruz. Yani. Ve şöyle, diskiniz bozuldu, dışarıdasınız, mobil application da var. Günümüzde tamamen ayak uydurmuş. Doğru, ondan görmüştüm. Evet. Telefonunuza WhatsApp'tan mesaj gelir gibi ortamınızdaki sunucuların sıkıntıları, dertleri notifikasyon olarak geliyor, düşüyor. Ve gidip otomatik case açıyor. Diskiniz bozulduysa dede gidip diyor ki benim diskim bozuldu, şu şu sıkıntılarım var, bana parça yolla. Siz müdahale bile etmeden sorunların %90'ı böyle çözülüyor. Yani inanılmaz bir tool. Tabii Hakan Bey sormuş, demiş ki lisans ücreti var mı? Tabii ki iki türlü var aslında bu sistemden. OpenManage'in iki tane versiyonu var. Birisi standart, birisi enterprise. Enterprise olan ücretli ama böyle hani ücret dediğimizde işte 4.000 dolar, 8.000 dolar, 10.000 dolar diye bir şey yok. Çok cüzi bir miktarda bir ücreti var. Tek bir lisans, dediğimiz gibi 8.000 sunucuya kadar tek bir ekranla kontrol edebiliyorsunuz. Cüzi bir ücreti var. Onu da ilave edersiniz. Zaten konfigüratör otomatik ilave ediyor. Biz çıkartıyoruz. Yani, genelde bazen, biz veriyoruz zaten. Evet, bazı yerlerde eğer fiyat konusunda yarışıyorsak ve rakip ürünlerde bu özellik yoksa biz çıkartıyoruz. Ama normal şartlarda sunucuyla birlikte geliyor ve lisanslı. Doğru. Ücretsiz olan da bu arada birçok şeyi yapabiliyorsunuz. Bakım, izleme, ne bileyim, özelliklerin tamamını inceleme yapabiliyorsunuz ama dağıtım, güncelleme gibi bazı operasyonel işler gerektiğinde, yüksek operasyonlar gerektiğinde ücretli olana terfi etmek durumundayız. Evet. Evet, devam edelim. Hocam, siber saldırı diyoruz. Karşı yerleşik koruma diyoruz. Evet. Bize neler sağlıyor bu siber saldırılar nedir? Bilmiyorum. Evet. Şimdi bakın, hep şey dedik ya, sunucu dediğimiz CPU RAM değil diye, detaylandırdıkça neler çıkıyor farkında mısınız? Yani güvenlik, altyapı, otomatizasyon, arkadaki yazılımla ilgili kod desteği gibi. Siber saldırı tabii ki sunucular üzerine yapılıyor zaten, siber saldırılar. Bir storage'a siber saldırı yapılıyor mu? Yapılmıyor arkadaşlar. Sunucunun üzerinde çalışan sistemlere siber saldırı yapıyor. Tabii ki. Şimdi siber saldırıya eğer donanımı ele geçirerek başlarsanız, oho, yani yapamayacağınız şey yok. Tabii ki. Şimdi burada sunucunun kendisini koruyabiliyor olması lazım. Bunun için de o kadar çok işlem gerçekleştiriliyor ki, şifreler, işte giden gelen trafiğin HTTPS protokolünde olması, arka planda algoritmaların çalışması, scripting dillerinin buna uygun şekilde yazılmış olması çok önem arz ediyor. Doğal olarak ne yapmak zorundasınız? Sunucuyu korumak zorundasınız. Koruduktan sonra yetmiyor, gelen saldırının detect edip auditlenmesi lazım. Yani loglanması lazım ve bunu sistem adminlerine bildirmek lazım. Evet, o. Yine yetmiyor. Bir problem durumunda, saldırı değil de atıyorum işte donanımsal bir sıkıntı oldu. Bu konfigürasyonu ya da bu bilgileri recover etme, yani geri alma özelliği olmalı. İlerleyen slide'larda hepsini tek tek üstüne duracağız zaten. Hemen bir sonraki slide'e geçiyoruz. Yerleşik koruma. Evet. Şimdi yerleşik korumada biz sunucunun ilk açılışından itibaren her noktasını dokunuyoruz ve izliyoruz. Hı hı. Mesela biz önceden BIOS'la işletim sistemi arasına girip password kırma operasyonları yapardık. Evet, hala. Şu anda hala bizim sunucularda yapamıyoruz. Yapma ya. Evet, bizim sunucular BIOS'la işletim sistemi arasına kesinlikle giremiyorsunuz. Üzücü oldu. Evet.
Yani yapacak bir şey yok ama güzel, hayat güzel, kurtarıyor. Güzel, doğru. Netice itibariyle data bunun üzerinde döndüğü için korumak lazım. Şöyle ki, IDVEC bildiğiniz gibi ajansız donanımdan bahsetmiştik. Bu IDVEC sunucu üzerindeki her işleminize dokluyor. Siz gidip sunucuya bir USB taktığınızda IDVEC üstünde log olarak onu görebiliyorsunuz. Evet, yani bir zararlı kod varsa USB'de bunu algılayıp blokluyor veya size evet. haber veriyor öncesinde. Geçiyorum bir sonraki slide. Yine yerleşik koruma konu 2. Label detection, yani sağlıklı detect etme, sağlıklı keşif. Evet, bu da ikinci konu. Bakın, başlık aynı, yerleşik koruma. Sunucu üzerine gelen özelliklerden bahsediyoruz. Ve yaklaşık olarak ne kadar oldu? 20-20 dakikayı geçti. Hala daha bunlardan bahsediyoruz. Bitmedi. Daha da var yani. İlgiyle dinlediğinizi umuyoruz. Ne diyoruz burada? Gelen problemleri kendisinin otomatik detect etmesi. Mesela adam diski taktı, sıkıntı yaşamadı. Ama sonraki adımda bir sıkıntı yaşadı. Evet. Buyurun, buradan yakın. Şöyle bir şey var, ilginçtir. Ben bunu ilk duyduğumda inanmamıştım. Mesela sunucuyu söktünüz, elektrik bağlantısını tamamen kestiniz ve taşıma durumunda. Evet, evet. Siz sunucunun kapağını açtınız yoldayken, içine baktınız ne var ne yok, ben şuraya dokunayım, oraya da dokunayım gibi. Hı-hı. Sunucu üstündeki sensörler sayesinde üzerinde elektrik olmasa bile bunları lokluyoruz. Sunucu ilk fişe taktığınızda kapağının açıldığını, memorinin söküldüğünü veya diskin yer değiştirdiğini hepsini loklayabiliyoruz. Yani düşünsene, makineyi taşıyacaksın ama içerinin hiçbir şekilde dokunulmamış olmasını evet. garantilemiş oluyorsun. Evet. İçinde kritik veri olduğunu düşünün. Bankalarda. Kapağının açılması büyük problem benim için. Aynen. Bu veri okunup geri de takılabilir disk. İşte biz bunları elektrik olmasa bile görebiliyoruz. Çok evet. ilginç. Yani ben bunun detaylarına ineceğim açıkçası, nasıl yapıldığına dair. Büyük ihtimalle board üzerinde bir pil var ve onları detect eden bir tool var. Evet. Yine yerleşik koruma. Repeat recovery, yani güvenli kurtarma. Güvenli kurtarma. Evet. Şimdi şöyle, BIOS seviyesinde bir problem olduğunda sunucularınız çalışamaz duruma gelir. Doğru. Ama açılmaz. Şöyle ki, biz BIOS seviyesinde bir problem keşfettiğimizde otomatik olarak recover edebiliyoruz. İkinci bir BIOS mu var acaba? BIOS'u evet. Direkt IDEC ikinci bir BIOS'tan yer değiştirerek direkt sunucuyu en son çalışan optimize edilmiş bir şekilde açabiliyor. BIOS'u RAID 1 mi yapmışlar yani? Valla öyle diyebiliriz. İnanılmaz. Öyle diyebiliriz. Ya, ve şöyle ki bir tık daha ileriye gidelim. Sunucunuzda bir anakart arızası oldu. Anakartı değiştirdiniz. Sunucuyu açtınız. Ne oldu? Konfigürasyon anakart üzerindeydi. IDEC bunları belli başlı donanımlarda yedeklediği için en son konfigürasyonu otomatik olarak restore ediyor yeni anakartınıza. Yani sunucuda en büyük kıyamet anakartın bozulmasıdır diyelim. Sizin zaman kaybınızı orada mesela çok aza indiriyor. Hı hı, mükemmel. Yani bunlar hala IDEC konuşuyoruz. Evet, hala daha sunucunun içindeki yazılımları ve teknolojileri konuşuyoruz. Tabii güvenlik önemli. Yani dikkatle korumak lazım. Kapsamlı izleme, uyarı, loklama ve birçok şeyi bir arada getiren bir teknoloji gerektiriyor değil mi? Yani evet. günün sonunda baktığınızda sunucu dediğimiz şey gerçekten derin işlendiği yer. Baştan beri söylüyoruz. Kas gücü. Doğal olarak içindekilerin önce kendisinin donanımsal olarak sonrasında da içindeki bilgilerin korunması bizim için çok büyük önem arz ediyor. Burada şöyle bir şey var. Nasıl cep telefonlarımız sıkıntısız çalışıyor? Hı-hı. Çok güzel bir şekilde performans optimize çalışıyor. Sunucularında biz böyle çalışmasını bekleriz. Çünkü kritik iş yüklerimiz var üzerinde. Yazılım ve donanım birbirleriyle haberleşerek konuştuğu için olası problemlerde önceden aksiyon aldığı için çok güzel çalışıyor. Çok şahane çalışıyor burada. Bir de bozulmaması artı avantaj. Yani dediğim gibi dünyada Dell sunucular bozulma oranı en düşük sunucular. Bu da Michael Dell'in özel ilgi alakası. Helal olsun. Çok güzel bir şey bence. Bozulacak olsa bile bozulmadan önce haberimiz oluyor bizim. Ya işte en büyük sıkıntılardan birisi bu değil mi? Yani memori bozulup sunucu reboot olmuyor en azından. Ben bozulacağım. Mavi ekran. Planlı bir bakım yap diyor bana. Mavi ekran yok. Biz zaten en büyük kabusumuz da budur ya. En yoğun anda sunucunun reboot olduğunu düşünün. Bir bankasınız. Herkes işlem yapıyor. Bütün işlemler yarıda kaldı. Hangisi gerçekleşti, hangisi gerçekleştiremedi, yazıldı mı, yazılmadı mı? Ciddi sıkıntı. İşte bu yüzden bu tip şeyler geliştirilmiş. Yani bakın daha sunucuların arkasındaki teknolojilere başlamıştık. Daha yeni bitirdik. Şimdi modellere geçiyoruz artık. Modellere baktığımızda da aslında yine her ihtiyaca uygun çözümler mevcut. Yani
Towers, rack, modüler şekilde olmak üzere aslında ihtiyaç, piyasadaki toplam ihtiyaç 3 tip sunucudur. OpenManage ve iDirect teknolojilerinin artı avantajlarıyla birlikte bunları almak mutlaka kurumlarınızın hakkı arkadaşlar. Burada ilk sunucu, ilk sunum, aslında ilk slide MX Kinetic'e ayırdık burada. MX Kinetic çok yeni bir teknoloji. Yaklaşık ne kadar oldu? 3-4 aylık falan. Bizim selfie'ler çekindiğimiz, evet. Türkiye ilk geldiğinde bize. Evet, artık Blade diye bir şey kalmayacak. Çünkü Blade'ler teknolojik olarak ihtiyaçlar sınırına dayandığı için bizim ihtiyaçlarımızı karşılamıyor arkadaşlar. Bunun yerine daha güçlü memori olanakları, CPU olanakları çok daha yüksek Slate sunucular çıktı. Artık Blade yerine Slate diyoruz. MX şase de inanılmaz bir şase. Yani arka plandaki network'ü 400 gigabit'e kadar gezdirebildiğimiz, çıkartabildiğimiz sunucu. Bir şase bu, kasa 7 U uzunluğunda yanılıyorsam, evet 7 U şurada yazıyormuş. 7 U yüksekliğinde toplamda 8 tane R740, yani 2 U'luk çok güçlü sunucuları içine barındırabiliyorsunuz, içine sokabiliyorsunuz. İsterseniz 2 CPU, isterseniz 4 CPU olmak üzere sunucuları şekillendirebiliyoruz. Arka planda yine inanılmaz bir network altyapısı, network kapasitesi mevcut. Buna özel webinarlar yaptık. Bakın, açıklama ve anlata bitiremediğimiz bir şase bu. Ve teknolojinin gideceği yer. Yani içinde kullanamayacağınız M2 disklerden tutun da, mesela sunucularda, bu tip sunucularda 6 tane disk kullanabileceğiniz tek yapı. Ya da işte 4 CPU'larda 8 tane disk kullanabileceğiniz tek yapı. Aynı zamanda neydi? M2 kart mı vardı bunların içinde? Bizim M2 kart, BOSS dediğimiz bir kartımız var. Hı hı. Bu kart PCI yuvasından takılıyor ve üzerine 2 tane M2 SSD takılıyor. Of. 240 veya 480 GB. Müthiş. Bunları kendi arasında RAID 1 yapıyor. Biz işletim sistemini bu kartla da kuruyoruz. Of. Bize ne kazandırıyor? Öndeki diskleri tamamen kapasite olarak kullanıyoruz. Yani ben ön tarafa işte 15 TB'lık SSD'ler taksam 6 tane, bunları da RAID 5 yapsam inanılmaz bir kapasite elde ediyorum, değil yani mi? Yani bu formatta 7 oda bu kadar kapasite gerçekten, evet, mükemmel. Aslında bakın, yine bitti mi bitmedi. İsterseniz VXRay notlarını bunun içine sokabiliyorsunuz. Evet. İsterseniz Nissan Ready Note alıp Nissan Ready Note'la devam edebiliyorsunuz. Bu sunucular çok güçlü sunucular bu arada. Yani her bir şu 2 yoluk baştaki sarı bölümde yazan slate'lerden her biri 3 TB memori, 2 tane de çok güçlü işlemci kullanabiliyor. Sağ taraftaki 4 tane, hani 8 tane diski olan da 4 soket. Yani çok acayip bir makine bu. Hani millet şunu yapabiliyor. Diyor ki mesela, ben 2 sunucu bir storage alacağım, ama 2 sunucu alayım bunun içine, bir tane de storage slate alayım. Evet. Storage slate'i takabiliyorsunuz. Yani şu sağdaki 4 U'luk yere, ya da bakın storage slate zaten şey yapmış, işaretlemiş. Lacivert kare içerisinde 12 gigabit direkt bağlı bir SAS cihazı olarak kullanabiliyorsunuz. Ve bu SAS cihazı, SAS disklerinin tamamını sunuculara adayabiliyorsunuz. İçindeki yazılımla birlikte. Yani bu tabii ki SAS disk olduğu için, ya da SATA da koyabiliyorsunuz bunun içine, değil mi? Şöyle ki, evet, 16 tane disk koyabiliyoruz. Biz istersek bir tanesini tek bir sunucuya, hı hı, 15 tanesini diğer sunucuya verebiliriz. Mesela, burada çok ayda ayda verebiliyorsun. Hani hepsini, evet, vermek yerine ihtiyacınız neyse o sunucu, onu verebiliyorsunuz. Evet. Yani buna özel bir webinar yapılabilir arkadaşlar. Yani, emin olabilirsiniz. Çünkü şöyle ki, artık GPU kartları bile makinenin içinde paylaştırabiliyoruz. O duruma geldik. Evet. Bu aslında bize, bu şase bize neyi sağlıyor? Havuzlanmış bir güç sağlıyor. Yani bütün kaynakları bir yerde havuzlayıp iş yüküne göre dağıtabiliyorsunuz. Sonraki slide'ımızda ne var? Bu da çok unique bir cihaz aslında. Yani çok rakibi olmayan bir cihaz. C serisinden. Çok nadide bir sunucu. Nadide bir sunucumuz, evet. C4140. Evet. Evet hocam, bunu nerelerde kullanıyoruz? İnanılmaz. Yani bir U'luk bir alanda 4 tane GPU kullanabileceğiniz inanılmaz bir makine. Yani 4 GPU gerektiren, bunu genelde üniversiteler kullanıyor. Yani machine learning, deep learning yapan, ne bileyim DNA analizlerini yapan, İşte araçların üzerindeki rüzgar simülasyonunu yapan, ya da çizgi film yapıp, ben de onu çizgi film yapılan bir yere çünkü görmüştüm, animasyon reklam ajanslarında kullanılan bir sunucu bu. Bir farm haline getirdiğinizde inanılmaz bir güç. Yani
zaten hedeflenen kullanım alanlarında yazmış bir kısmı. Çok güçlü, gerçekten inanılmaz bir güç gerektiren yerlerde, inanılmaz güç gerektiren yerlerde konumlandırabiliyoruz. GPU, bakın aşağıda zaten Tesla V100 NVLink. Kendi içindeki Evet, tabii yapıyı iki bir sonuç slaytımız daha zaten. var. Evet, bu sunucu, İsterseniz evet. ben donanım özelliklerinden biraz bahsedeyim. Hı. Sunucu bir o ama gerçekten içine aldığı memori CPU gücü çok yüksek. Şöyle yeni scalable CPU'larla CPU başına 20 core'a kadar CPU takabiliyoruz. Toplamda 40 core yapıyor. Bir o olmasına bakmayın üzerine 1,5 TB kapasite memori alabiliyor. Ve şu anda gördüğünüz üzere sunumda M.2 boot drive'ımız var. Oraya işletim sistemi kuruyoruz. Bahsetmiştik. Ve 4 tane CPU NVLink teknolojisi direkt birbirine bağlıyorsunuz. Evet. Yani GPU'lar arasında herhangi bir performans kaybı yaşanmıyor. Çünkü direkt bağlı. O da şurada yanılmıyorsam. Evet, bir sonraki. Yani şöyle düşünün, Big Data, High Performance Computing diye bir, bilmiyorum kulağınıza geldi mi? Dediğim gibi daha çok üniversitelerde kullanılıyor. İşte hastanelerde kullanılıyor. Veri işlenme gücü yüksek olan verilerin işte bir farm haline getiriyor bunlar. Atıyorum işte bunlardan 8 tane sunucu alıyorsunuz. Özel bir yazılımla bunları bir tek bir bilgisayar gibi görüyorsunuz. Görebilir hale geliyorsunuz. Bir datayı attığınızda bu dördüne bölüyor. Yani 1 GB gibi bir data düşünün. 1 GB'ı 250, 250, 250 bu 8'e bölüyor. 256 fazla oldu. 128 olarak bu. 128 olarak 8'e bölüyor. Ve bu sunucuların tamamını da işletip sonrasında sonucu tek bir bilgisayardan, yani arka planda bir farm oluşturuyorsunuz aslında. Bakın burada da linklerin, NVLink'lerin nasıl anlattığını, nasıl çalıştığını anlatmış şema olarak. Bu da tabii bakın yani bütün GPU kartlarının tamamını birbirine %100 paralel olarak kullanıyor. Direkt erişim var. Çok Evet, biz bu sunucuya dolayısıyla şey takamıyoruz değil mi? Disk. bir Çünkü bütün sunucu alanları diski GPU'lar. işte M.2 boot drive'ı çünkü adamın diski işi yok bunu alan Tabii yani kişiden. bunu alan adam artık CPU ve hamur yoğurma gücü aslında Evet. elde etmiş oluyor. Devam edelim. R serisine gelip En piyasada sevdiğimiz, en çok en sattığımız sunucu sevdiğimiz, serisi. insanlar tarafından en çok sevilen, bozulma oranının düşüren sunucu bu. Yani çok güzel sunucular. Ben çok seviyorum açıkçası. Şöyle. Burada da en top'taki, en üstteki cihaz R940 XA. En büyüğünden başladık. En büyüğünden En başlayarak en büyüğünden küçüğüne başladık. En doğru küçüğe gideceğiz doğru yavaş gideceğiz. yavaş. Şimdi R serisi bizim rack sunucularımızda tek soketten 4 sokete kadar çıkabildiğimiz sunucu ayarımız mevcut. Ve R serisi sunucular 15 TB'ye kadar memori alabiliyor. Arkadaş 15 TB 15 memori. TB nedir ya? Yani Valla. valla Çok iyi. bu kadar storage ihtiyacı olmayan kurumlar var. Yani 15 TB. Bu çok yüksek kapasiteli bir sunucu. Evet. Eskiden bilirsiniz 8 CPU'lu sunucular vardı. Tabii bu CPU'ların çekirdek ve ne derler clock hızı yükseldiği Clock için, gigahertz'i yükseldiği için artık 8 CPU'lu sunucular üretilmiyor. Bunun yerine 4 CPU'lu, hatta 4-5 katı belki de 10 katı daha güçlü sunucular üretiyor. İşte bunlardan en güçlüsü R940 XA. çünkü soket başına 28 kora kadar çekirdek gücü veriyoruz şu anda Fiziksel linklerde. core değil mi buydu? Evet, Bunu fiziksel kod. hypercom ne diyorduk biz ona? Hyperthreading. Evet. İkiyle Hyperthreading çarptım. yaptığımızda 2 ile çarpıyoruz. 4 çarpı 28 sağlam. Sağlam Evet. rakam. Hedeflenen kullanım alanları artık biraz da hayal gücünüze kalsın. Yani böyle bir sunucu nerede kullanılır? Tabii ki çok büyük SAP HANA projelerinde kullanılabilir. Çok güçlü CPU gerektiğinde kullanılabilir. Çok ciddi memori ihtiyaçlarında kullanılabilir. Learning, Machine Learning ve Artificial Intelligence projelerinde kullanılır. GPU Database Acceleration. Biliyorsunuz artık database'lerde GPU performansını kullanabiliyorsunuz. Kimin aklına geldi bilmiyorum ama çok iyi olmuş. Oturup demişler ki ya biz GPU'ları niye database performansında kullanamıyoruz deyip database uygulamalarına GPU eklentisi getirdiler. Artık herhangi bir database kullanırken GPU performansından faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden zaten uçmuş durumda her şey. Başka ne yazıyor? 112 prosesör, 32 tane 2,5 inç SSD ya da hard disk alıyormuş. Evet. Bu da çok iyi. Ve 4 tanesi NVMe drive takabiliyoruz bu sunucumuzda NVMe artık. drive. Ve üzerinde 48 adet memori yuvası var 4 soketi olduğu için. Bildiğimiz memori 6 TB'ye kadar.
Intel Optane Memory ile birlikte bu sunucuda 15 TB görüyoruz. Hatta 15.36 TB'e kadar memory verebiliyoruz. Evet. Optane Memory artık biliyorsunuz sabit memory, yani hard disk gibi kullanılan memory slotuna takılan bir teknoloji. Tabii biz hep şey derdik, ne zaman ki bu diskler memory performansında çalışırsa o zaman sistemler çok hızlanacak demiştik. İşte zamanı geldi. Memory slotuna bir Optane disk takıyorsunuz, Optane Memory takıyorsunuz. O bir sabit disk gibi kullanılabiliyor. Evet. Devam edelim. Bundan sonraki makine biraz daha hani halk arasına çıkabilir makine. Bu bizdeki biraz sofistik bir makineydi. PowerEdge R940 XA'sı yok. Bu biraz daha kısıtlanmış hali diyelim ama çok da kısıtlanmış değil aslında. Bakın bir diğeri 32 tane 2.5 inç disk alıyordu. Bu 24 tane alıyor. Memory adedi yine aynı galiba. Şimdi değil mi? Şöyle zaten R940'dan konuşuyoruz. Sonundaki XA gibi ekran sunucunun üstüne takılan PCI kartların çoğunluğu, disk şasilerin çoğunluğunu belirtiyor. Hı hı. Aslında anakart ve CPU'lar aynı. Evet. Ama takabildiğimiz ek donanımlar sunucu kasasına göre değişiklik gösteriyor. R940'da evet 28 core CPU'larla 4 CPU'da 112 core'a kadar bir CPU gücü veriyor bize. Yine 15.36 TB'e kadar Optane Memory kullanabiliyoruz. Bunun dışında R940'da 24 tane 2.5 diskler takılabiliyor. Ben bundan bir tane eve alıp test sistemi yapabilir miyim acaba? Olur, yaparız. Biraz pahalı olur. Biraz ama konuşuruz onu. Nerelerde kullanılıyor daha çok? In-memory database, SAP ana yine, SQL dataları, Analytics, NVMe ve NVDIMM performansı gerektiğinde ve yüksek utilizasyon gerektiğinde sanallaştırma ortamlarında yine bu sunucuyu kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok yetenek var, birçok şey var, özellik var. Bakın önce sunucunun geçmişini anlattık. Yani buraya gelene kadar o kadar çok şey paylaştık ki şimdi artık özelliklerine başladık. Ona rağmen bitiremiyoruz. Hani CPU veren dedi diyen insanlar bence utanır şu anda. Evet, kesinlikle. Ya şöyle ki hani eğer CPU RAM disk konuşacaksak biz bu sunucunun üstüne taktığımız disklerle 184 TB'e kadar RAM kapasite elde edebiliyoruz. Evet evet. Elektrik diye, evde çekeceği elektrik demiş Emin Bey. Doğru, ben zaten elektrik olmasa alacağım zaten hemen. Evet. Sonrasında ne var peki? İşte bizim göz bebeğimiz A840 geldi. Daha değil. Göz bebeğimiz daha sonraki, var. Evet, bir sonraki değil mi? Doğru. Şimdi A840 2U bir sunucu. Evet. Ama 2U'da 4 soket işlemci takılabilen bir sunucu. Aynı zamanda SAP tarafından certify olan sunuculardan SAP kendi SAP'nin içinde Almanya'daki data center'da en çok kullanılan sunuculardan bir tanesi bu. Evet, bu sunucuyu ayrıca 2 tane double GPU'da takabiliyoruz. Of. 112 kodun yanında hem GPU takabiliyorsunuz hem işte önüne 24 tane NVMe disk takabiliyorsunuz. 6 TB memory diyor yine. 6 TB yine Optane'de 15.36 TB çıkabiliyorsunuz. 26 tane 2.5 inç disk alıyormuş mesela. Çok, veya evet. SATA veya SSD ya da NVMe fark evet. etmez bizim için. Yani yok ben 940 alacağım. Ve bunları 2U'da yapıyor. Yer de kaplamıyor. Evet. SAP'nin data center'da olmasının en büyük sebebi de bu. En sağlam sertifiye edilmiş sunucu vardı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. En çok sattığımız, en çok mutlu olduğumuz ürünlerden bir tanesine geldi. R740. Yani ne ihtiyacınız ne olursa olsun. Orta seviyeden bahsediyorum. Biraz evvel bahsettiğimiz sunucular bayağı sosyetik sunucular aslında. Hani üst seviye sunucular. Ama böyle halk arasında biraz daha indiğimizde her ne için kullanacaksınız? Database, sanallaştırma, VDI, GPU, RAM, işte ne ihtiyacınız varsa bulabileceğiniz sunuculardan bir tanesi R740. Bütün anlattığımız teknolojik işte IDRack, OpenMinish özelliklerine sahip olan teknolojinin geldiği en son noktalardan bir tanesi ve bize en çok sorulan sunucu. Şu anda biz konfiglerini yaptığımız yani konfigürasyon yaptığımızda müşteriler için ilk etapta eğer ciddi bir genişleme gerekiyorsa, ilerleyen zamanlarda RAM CPU ilavesi gerekiyorsa biz mutlaka R740 öneriyoruz. Yani nerelerde kullanılıyor? Zaten burada VDI, GPU ve storage evet. esneklikleri gerektiğinde. Sanallaştırma ortamında özellikle. Evet. Düşünsenize 64 GB memory bir R740 aldınız. Hı hı. Bir sene geçti üzerinden. İş yükünüz 2'ye katlandı. Size 512 GB memory ihtiyacınız var. Çok kolay upgrade ediliyor. Çok rahat. Çok rahat. Yani ve 3 TB'e kadar upgrade edebiliyorsunuz bu sunucuya. Çok temiz. 4.5 olmuş dün öğrendim.
4,5 terabayta kadar update edilebiliyormuş bu memorisi. Vallahi nereye gidiyoruz ben bilmiyorum. Yani burada da yine artificial intelligence ve machine learning işlemlerinde kullanabiliyorsunuz. Yine bir farm haline getirebiliyorsunuz. Private cloud'unuz varsa private cloud olarak kullanabiliyorsunuz aynı şekilde. Burada zaten 150-300 watt'tan 1500 watt'a 1600 watt'a kadar power supply kullanabiliyorsunuz. 6 24 tane GPU takabiliyorsunuz. Altın. GPU istedi canınız alın takın. Hani hazır donanım destekliyor. 24 tane DIMM slotu var yine aynı şekilde. M.2 bootlarla optimize edebiliyorsunuz. Gibi gibi. Anlat anlat bitmiyor farkındaysanız. Anlat anlat bitmiyor. Evet. Aynen öyle. Sonra A140X'te. Yine anakartımız aynı. Takabildiğimiz CPU, memory aynı. Fakat nerede öne çıkıyoruz? Biz bunun üstünde 24 tane NVMe disk veya 32 tane 2.5 inçlik SATA, SAS, SSD veya hard disk takabiliyoruz. XT, Extreme Density değil mi? Yani o sona gelen 740 normalde işte biraz daha light ama XT dediğimizde evet. Extreme Density. Tabii burada şey farkı oluyor arkadaşlar genelde. İşte XT aldığınızda fiyat biraz daha çok küçük bir miktar daha yüksek çıkıyor. Çünkü 740'ı yükseltebildiğiniz rakamlarla 740 XT'yi yükseltebildiğiniz rakamlar evet. Farklı. Daha yüksek bu rakamlar. Mesela burada 32 tane 2.5 inç disk takabiliyorsunuz. Ya. Bilmiyorum ihtiyaç olur mu, ihtiyaç olmaz mı? Bu zaman içerisinde Türkiye'de çünkü genelde kullanım ömrü, donanım kullanım ömrü network switch'leri olsun, sunucular olsun, işte storage'lar olsun ortalama 7 yıl civarında. Dolayısıyla 7 yıl içinde ne gerekir bilemiyorum ama günün sonunda baktığınızda böyle bir olanak var mı? Var yani. Şurada multi vector cooling diye bir highlight var. Ondan şimdi, biraz bahsedelim. Tabii, o biraz çok, önemli. Bu çok önemli. Kayıtlı bir teknoloji bu. Registered bir teknoloji. Şimdi dedik ya işte güvenlik, yazılım, IDirect, OpenManage, işte donanım, XT, şu bu falan. Bitmedi aslında. Teknoloji yine bitmiyor. Günün sonunda bu sunucular içerisindeki sıkıntı demeyeyim de doğasında olan bir şey aslında. Isınma, nedir? Isınıyor. Isınma. Isınma evet. Problemi. Isınıyor. Bütün sunucular ısınıyor. Önemli olan soğutabilmek. Evet. 24 derecenin üzerine çıkartmamak lazım sunucuları. Performans problemi yaşamamak için. Adamlar da demişler ki ya biz bu sunucuların bir zamanlar hatırlarsanız işte su soğutmalı sunucular vardı, o vardı, bu vardı. Hiçbirine gerek kalmadı. Suyun içinde çalışan sunucular diye bir akım evet, çıktı. Çıktı. Sonra vazgeçtiler. Çünkü soğutma teknolojileri, daha doğrusu havalandırma teknolojilerini çok geliştirdiler. Bir, fanları değiştirdiler. Mesela F-16'nın uçak motorundaki şekilde fan yaptılar. İçeriye daha çok hava geçirip daha fazla soğutmak için. Yetmedi. Bunun dışında bordun üzerinde en çok ısınan yerlerden içeride plastik kanallarla sıcak ve soğuk hava akımını geliştirdiler. Mesela adam bordun üzerindeki en çok ısınan parçayı fanlara en yakın bölüme koydu. Değil mi? Mesela çipleri. Orayı daha fazla soğuttu. Arka taraftakinin daha fazla soğumasına gerek yoksa bakın bu bambaşka bir teknoloji. Yani tamamen adamlar oturup mühendislik çalışıyorlar. Bu multi-vendor cooling de şu. İster önde olsun, ister arkada olsun donanımın ihtiyacı neyse ona göre en iyi soğutmayı sağlamak. Evet ya şimdi şöyle siz 25 gigabit bir Ethernet kartı taktınız sunucuya ve bu Ethernet kartı ister istemez üzerindeki yüksek ısı yani SF1'lerden dolayı ısınıyor. Evet. Sunucu diyor ki benim bu PCI yuvamda bu Ethernet kartım var ve ısınıyor. Fanların havasını oraya yönlendiriyor. Tabii. Hani bütün fanları son devir hızlı çalıştırmak yerine iki tanesini enerji tasarrufu yapıyor. Dünyamızı koruyor en basitinden. Ve iki tanesini oraya yoğunlaştırarak parçanın daha uzun ömürlü ve sağlıklı optimize bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bütün mevzu zaten bir az enerji harcamak, ikincisi dönüşümü daha aza indirmek. 740X'te bitmez daha bitmez. Bu 742X'te çok ilginç bir sunucu arkadaşlar. Bu sunucunun içerisine toplamda 26 tane 3.5 inç disk takabiliyorsunuz. Bu nerelerde gerekli, nerelerde gerekli genelde? Şöyle söyleyeyim, bir hastane Pax datası kullanacak olan müşteri toplamda 364 terabayt. Gerçi bu hani şu andaki disk size'ları da büyüdü. Daha da artmıştır. Ya da İşte bir video kaydı yapan CCTV projeleri için gerektiğinde sadece sunucu almak istiyorum. Ben storage almak istemiyorum ama çok ciddi kapasite ihtiyacım var denilen yerlerde kullanılıyor. Bunun dışında çok yüksek data barındırmak istediğinizde ve atıyorum işte branch office'te ise bir sistem odanız yoksa bir çizim dataları, bir yeraltı incelemesi dosyaları varsa ya da
bir animasyon dosyası varsa bunları merkeze bağlamadan insanları lokalde kullandırmak istiyorsanız böyle bir sonucu var. 26 tane bakın. Resmi görüyorsunuzdur mutlaka. Ön tarafta çok bir 12 güzel tane. Durmuyor mu yalnız? Ortada 12 tane 24. Arka tarafta da 2 tane 3,5 inç disk takabileceğiniz bir yapı mevcut. Bakayım burada arkada var mı resim? Evet, evet bakın bir sonraki slide'de var. Şimdi şurada ben geri dönüyorum bir daha. İlk çekmeceyi çektiğinizde sunucuyu yerinden oynatmıyorsunuz. Evet. Disk bozuldu. Değil mi? Bozulma oldu. Çekmeceyi çekiyorsunuz, diski çıkar, geri takıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Önde 12, arkada 12 ve en arkada yani makinenin arkasına baktığımızda 2 tane yine bu disklerden takabiliyoruz. Yüksek yoğunluklu disk. Böyle bir makine ben rakiplerde duymadım açıkçası. Baktığımda 24 evet. disk gördüm en fazla. 26 disk olup da en yüksek 14 terabaytlık disk kapasitelerini destekleyen bir makine daha yok. Lazım olur mu? CCTV projelerine imza atıyorsanız ya da müşteriniz varsa CCTV projeleri yapan ya da hastanelere götürüp kullanabilirsiniz, kullandırabilirsiniz. İşte 4 diskle başlayıp bunu 26'ya kadar büyütebilirsiniz. Gibi gibi yani müşterilerinize ya da size ihtiyaç anında en baba sunuculardan bir tanesi. Bir de ben şöyle bir şey yaparım. Üzerine boss kartımızdan koyarım. 2 tane 480 GB M.2 SSD koyarım ve RAID 1. İşletim sistemini kurarım. Bütün diskler kapasite düşünsenize. Of, of. Muhteşem yani, bir alan. Yani petabaytlar. Ya biz terabaytlara daha alışamadan petabaytlara ve geçiyoruz. Ve bu sunucu scale out büyüyebiliyor disk konusunda. Nasıl oluyor? Biz SAS ile bağladığımız Gboard'larla 42 bir kabinde 7.2 petabyte disk alanı sağlıyoruz tek sunucuda. Yani bilmiyorum ne kadar ihtiyaç olur, ne kadar lazım olur 7 petabyte. Biz evet daha gerçekten bundan 3-5 sene öncesine kadar terabaytlara yeni başlamıştık. 300 GB, 600 GB evet, diskler vardı. Onlarla işte 2 petabyte. Hocam memory konuşuyorum evet, ben. Memory konuşuyorum evet doğru aynen. Peki daha devam ediyor muyuz? Yani çok yüksek sunuculu, çok yüksek kapasiteli sunuculardan bahsettik. Biraz iniyoruz. Biraz yavaş yavaş evet uçuştan inişe başlayalım. R540'a geldik. CCTV şartnamelerinde konumlandırdığımız bizim sunucumuz. Evet 196 terabayta kadar 14 diskle 3,5 inçlik diskle kapasite sağlıyor. 16 tane DIMM slotu var 1 terabayta kadar. Memory inanılmaz. Software Defined Storage'larda kullanılıyormuş. Evet. Messaging serverlarda yani Exchange gibi messaging serverlarda ve video streaming'de çok kullanılıyormuş. Fiyatı biraz daha optimize doğal olarak çünkü yetenekleri az olduğu için. İhtiyaç varsa bir önceki sunucu yani R740X'de yoksa R540X'de verebilirsiniz. Bu arada evet çok güzel sunucu bu arada. CCTV'ciler peşinde. Peşinde. Aynen. Peki sonra R artık bir de o sunuculara geldik. 440, bir oğluk sunuculardan. Biraz daha kapasite düşüyor. Düşelim evet, biraz daha düşelim. Çünkü R biraz düşerken biraz hızlanmamız lazım. Evet, saat... R440 bu arada arkadaşlar. R740'a çok yakın bir sunucu. Sadece disk ve kart anlamında bazı kısıtları var. Eğer ciddi anlamda 6 tane GPU'ya çıkmayacaksanız, işte efendim mesela çok yüksek memory'ye çıkmayacaksanız, çok yüksek diske çıkmayacaksanız doğal olarak bu sunucuyla devam edebilirsiniz. Fiyatı biraz daha avantajlı. Ben genelde müşterilere öneriyorum. Yani R740 konumlandıracağınız yerde eğer fiyat avantajı elde etmek istiyorsanız bunu konumlandırabiliyorsunuz. R340 yine ufak sunucularımızdan. Bir küçüğü. Bu da genelde hani böyle backup sunucuları işte ben sanal ortamda aktif directory tutmayacağım derseniz ben bunu da orada kullan. Evet, file and print ve backup server gibi kullanabileceğiniz bir sunucu. Biraz hızlanmamız lazım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen bana bir fotoğraf geldi. Sunucu Toskir içinde markası bile görünmüyor. Yaklaşık 3 senedir hiç dokunulmamış ve çalışıyor. Altından ne çıktı? Bir switch kabinine koyulmuş R340 çıktı. Yani çalışıyor. Ve hala çalışıyor. Çalışıyor. Doğru. Havalandırma çok önemli sunucularda. Yine bir kuşak altı R600, R240. Bu da web server hostinglerde en çok kullanılan sunuculardan bir tanesi. Biliyorsunuz hostinglerde adamların çok fazla CPU, RAM'e ve GPU'ya ihtiyacı olmadığı için bunlardan alıyor. 42U kabine işte dolduruyor. Sonrasında kiralamaya başlıyor. Genelde oralarda kullanılıyor. Print server olarak kullanabilirsiniz. Dedikçe bir kişiye veriyorsunuz. Evet, kiralama. Aynen. Collaboration sharing yapabilirsiniz. Ve messaging ve mail de kullanabilirsiniz. Burada da donanım gördüğünüz gibi oldukça lightlaşmaya, azalmaya başladı.
Ofis ortamına geldiğimizde burada bakın ofis ortamına ait bir Vertex sunucumuz var. Eğer kullanıcının ihtiyacı 4 sunucu ve 1 storage'ın üzerine çıkmayacaksa bu cihaz inanılmaz bir cihaz. Fiyat olarak da avantajlı bu arada. Hani 4 sunucu 1 storage'a orantıladığınızda içini doldursanız avantajlı. Bu tower tipi de durabiliyor. İsterseniz kabinete de yerleştirebiliyorsunuz. Türkiye'de en çok gitmesi gereken sunucu bence bu. Çünkü bütün her şey içeride bağlı. Düşünsenize yani fiber switch almıyorsunuz, onu almıyorsunuz. Her şey kendi içinde zaten backplane'de bağlı. Doğal olarak bunu projelerinizde kullanabilirsiniz. Ya da son kullanıcıysanız bunu kullanabilirsiniz. Vertex'in dediğim gibi Türkiye'de az satılmasını ben anlamış değilim. Yaklaşık 2 senedir buradayım. 3 ya da 4 defa soruldu. Zaten projeye döndü sonra anlattığımızda. Evet, projeye döndü ve satıldı. Evet, bunun da yetenekleri yine aynı. Böyle Blade ve Slate tarzı bir sunucu. Aslında anlattıkça çıkıyor ortaya özellikle. Evet. Evet, artık tower sunuculara geçtik. Tower sunucular biliyorsun kabineti olmayan branch ofislerde ya da küçük sistem odası olmayan işte kenarda çalışması gereken sessiz sunucular olmak zorunda. Evet. Fanları ve havalandırma olasılığı çok daha yüksek olduğu için bu sunucular daha sessiz çalışıyor. Yani ofiste masanın altında bile ben çalıştığını gördüm. Evet. Bakın burada zaten modeller T640, T740'tan aşağı indikçe ihtiyaca göre konumlandırmak mümkün. Sadece müşterinin ya da kendinizin ihtiyacı neyse onu anlamak lazım. T440 aynı şekilde yine donanım yavaş yavaş zayıflıyor gördüğünüz gibi. Burada da genellikle biraz daha hafif iş yüklerine göre tasarlanıyor. Dediğim gibi yani burada müşterinizin ya da kendiniz alacaksanız, kendinize ait olan ihtiyaç neyse çıkardığınızda biz oturup sizinle birlikte konuşuyoruz zaten bunları. Ama donanın gitgide düşmesine rağmen ben hala 28 core Intel işlemcileri kullanabiliyorum. Evet, evet. İşlemci düşmüyor. İşlemci sabit. Hatta yakında daha yeni kuşak işlemciler gelecek. Büyük ihtimalle burada da bir yenileme olacak. 340'ımız var bir de. 340, başka 140. 140'lar daha da düşük artık. Burada hani ben bu sunucuyu alayım, üzerine bir FreeNAS kurayım ya da Open Store kurayım dediğinizde alıp üzerine diskleri yerleştirin. 4 tane 3.5 inçlik diski koyup güzel güzel file and print file sharing olarak kullanabilirsiniz. Sonra ömür boyu o sunucuyu orada bırakın çalışsın. Çalışsın. Evet. Gerçekten çalışıyor. T30 daha da basit. Yani ben şöyle söyleyeyim. T30 server olarak düşünün. Serverların hepsi 7/24 çalışmak üzere tasarlanmış. Eğer şirkette kendinize ya da 7/24 çalışacak nitelikte bir desktop lazımsa onun yerine bunu konumlandırabilirsiniz. Birazcık daha fiyat farkı ödeyerek bunu kullanabilirsiniz. Arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadar fakat bitmedi konumuz. Bitiremiyoruz. Bitmezler. Zaman geçti. Neyse daha 1-2 dakikamız daha var. Sunucularla ilgili durum bu. Ön tarafta inanılmaz bir yazılım tarafı var. Scripting tarafı var. Güvenliktir, işte sağlamlıktır, performanstır, stabilitedir. Hepsi apayrı bir dünya. Sunucuların modelleri var. Modellerin yanı sıra içinde yine sensörler, havalandırma teknolojileri var. Anlat bitmiyor açıkçası. Biz seviyoruz aslında anlatmayı. Bu arada bu sunumu ve videosunu mutlaka yayınlayacaktır Arena. Arena'nın teknoloji ekibi var. Sağ olsunlar çok aktifler bu konuda. Evet. Tabii şimdi bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra şunu yapabiliriz. Anlatıyoruz ama dokunmak isteyen de olabilir sunucuya gelir. Evet. Ondan da bahsetmek lazım. Evet. Bizim Arena Galaxy'miz var. Daha önce de bahsetmiştik. Çok platformda, çok yerde bahsediyoruz. Arena Galaxy içerisinde Dell ürünlerinin hemen hemen tamamını bulabilirsiniz. Yani çok az belki eksik vardır. Neler var Arena Galaxy'de? Bakın şurada resimde gördüğünüz gibi bir salon, eğitim salonu, eğitim platformu. Çok modern. Çayımız var, kurabiyemiz var, kahvemiz var. Buyurun gelin. Mutlaka bekleriz. Bunun dışında sunucular var. Sunucular R740, R730 var mesela. Eski nesillerimiz bile var. Yani. Buyurun sunuculara gelin, birlikte bakalım. Disk çekelim, içindeki ID-Lag'i inceleyelim. Sonra ne var? Depolama ürünleri var. SC'miz var. İki tane SC'miz var hatta live volume gösterebilmek için. VXL'imiz var. 4 not. Unity'miz var. Unity'de gerçi demolardan demolara gidiyor. Çok göremiyoruz ama olsun. Yine istediğiniz zaman da orada hazır ederiz. Bir dakika hocam. Bizim selfie çekildiğimiz 2 adet sunucumuz var. 2 adet MX onu orada. Atlamamak lazım. Sunucu, MX sunucu Türkiye'de demo anlamında bir tek bizde var. Distribütörler arasında.
bu sunucuların nasıl çalıştığına dair bütün bilgileri, bütün altyapıyı, network'ünü, sunucusuna işte gerekli olan bütün bilgilerini gelip bir gün işleyebilirsin. Kahve eşliğinde. Evet. Ve bunun dışında network ürünleri var. Biliyorsunuz Arena'da çok ciddi bir network altyapısı mevcut. Network'ümüz, network ürünlerimiz mevcut. Network ürünlerini inceleyebilirsiniz. Wise ThinkLight'lar var. ThinkLight'lar da VDI ortamlarına da uzaktan çalışan insanlara inanılmaz faydalı. Dell Precision Workstation'lar var. Workstation kullanan bir daha zaten normal PC'ye dönmüyor. Öyle sunucu ve server kapasitesinde performansında makineler olduğu için onları da incelemenizi öneririz. Elimizin altında bir sunucu var aslında. Notebooklarımız dahil şu anda. Evet, aynen, aynen. Yani kabinetimiz, kabinetin şeklini görebilirsiniz. Çok şık kabinet. Bunun dışında monitörler var. Biliyorsunuz Dell dünyanın en fazla monitör satan firması. Dolayısıyla monitörleri de inceleyebilirsiniz. İstediğiniz zaman sizleri bekleriz. Varsa sorular alalım diyeceğim. Bakayım bir soru var mı? Galaxy çok güzel mi? Ortam demiş, evet, Ömer Taşkın. Evet. Buyurun, buyurun gelin bekleriz. Teşekkürler. Storage ailesini çok beğendim. Anladık değil mi? Evet, Storage yani. Önümüzdeki hafta içinde Storage ailesi için aynı şekilde bir eğitim yapacağız. Hem deep dive biraz tekniğe gireceğiz orada. Hem de satış anlamında nasıl konumlandırılır, neler yapılır anlatıyor olacağız. Arkadaşlar katılımınız için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok mutlu ettiniz bizi. İnşallah faydalı olmuştur. Tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.